içerisinde evli olanlar var. Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri topluluk önünde konuşma yetisini geliştirmek amacıyla münazara turnuvası gerçekleştirdi. Bir tez mahallesinde faaliyet gösteren Masal Mekan isimli işletmede gerçekleştirilen münazara turnuvasında yarışmacılar belirlenen bir konu üzerinde ortalama 5 dakika süre konuşma yaptılar. Münazaracılar dinleyicileri de ele aldıkları fikirler üzerinde ikna etmeye çalışırken jüri üyeleri de yarışmacının performansına not verdi. JCI Bodrum Şubesi Başkan Yardımcısı ve Münazara Turnuvası'nın direktörü Aslı Mercan, Kent Haber'e yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi. Ne yapıyoruz? Bugün Masal Mekan'dayız. Münazara Turnuvası düzenledik. Şu anda Bodrum'da ilk defa bir Münazara Turnuvası düzenliyoruz. Bu sene yaptığımız Liderler Zirvesi'nde tüm JCI Türkiye'yi Bodrum'a çağırdık. Bizim geleneksel yarışmamızdır zaten Münazara. Oradaki direktör de gene bendim. Oradaki birbirimize kazandırdığımız yetkinlikleri burada Bodrum iş çevresinde, kurumsal hayatta hem üyelerimiz hem de üyelerimizin çevresinden gelen insanlara aynı yetkinlikleri kazandırmak adına düzenlediğimiz bir turnuva. Bunu geleneksel hale getireceğiz herhalde. Geleneksel hale getireceğiz. Burada hem üyelerimiz hem de dediğim gibi üyelerimizin çevresi ve daha katılmış olan yeni üyelerimize topluluk önünde konuşma yetkinliği kazandırmak buradaki amacımız. Hem sahne kaygısını ve korkusunu gidermek hem de şu anda biz çok genç bir topluluğuz. Çok genç bir derneğiz. Bu bütün genç arkadaşlarımız mutlaka birer toplantıya, konuşmaya vesaireye katılıyorlar. Ve insanların en büyük kaygısı ve korkusu topluluk önünde konuşabilmek. Hem bu yetkinliği kazandırıyoruz hem hep birlikte çok güzel eğleniyoruz. Aynı zamanda doğaçlama yeteneğimiz de gelişiyor. Bunu bir turnuvaya çevirdik. Ve bugün, bu sene özür dilerim, 4 tur tekrarlayacağımız bir turnuva olacak. Şimdiden katılım çok yüksek. Herkes çok enerjik. Yaklaşık 25 kişinin katıldığı turnuvayı tiyatro ve sinema oyuncusu ve Masal Mekan'ın işletmecisi Esra Akkaya da izledi. Evli olup düğün yaptı. Şu anda.